Sen ekibine teslim olur musun? Kıyafet konusunda. Hayır mı? Neden? Bir kere ama bana yo, oldu. Kemal'e teslim oldu. Olmuştum. Ne zaman? Çok güzeldi o Zirve resimleri. 2010 albümüydü. Evet, 2010. Ben yaptım. 14 yıl önce bütün. Güzeldi ama. Ve baka öyle. Yani hala da çok güzeldir fotoğraflar. Varsa bulalım lütfen. Rica dedesi. Edelim. Rejiden eğer 2010 Zirve. Sen bana ne yapmışsın? Sapsarıydı saçların, kahverengiye bak, boyamıştın. Saçlarım sapsarıydı, doğru. Senelerce öyle sarıydım. Kendimi sarışın zannediyordum ama yakışmıştı da. Sonra birden dedik ki Kemal bu saçları dedi koyuya boyatacağız. Ben böyle nasıl yani? Tabii. Koyu, ama koyu çok güzel yapmış. Olmuştu. Evet evet, güzeldi. Çok güzel. O günden sonra da zaten çok açmadın bir daha. Yok, o kadar sarı kullanamam artık yani. Bilmiyorum ya, hayranlar tabii istiyorlar o kadar. İlla ki evet. Ama sana ben belki yeni albümde. Kızıl kahveler falan yakışıyor sana. Konuşabiliriz bu konuyu. Albümde mi çalıştınız, klipte mi arayacaklar? Albümün bütün full şeyini ben yaptım. Full. Bütün sanat yönetmenliği benim. Evet. Saçımdan tamam, makyajına, kostümlerine kadar hepsine. Hande ile resimlerimiz var birbirimizin saçını başını yolarken falan. Sadece dedi üstünüze atlet ve altınıza dedi. İşte böyle jean pantolon. Blue jean giymiştik altımıza. Çok güzel resimlerdi. Yani saçımızı, makyajımızı, fotoğrafımızı, her şeyimizi. Her şey. Her şey. Ya Kemal isterse, eğer isterse her şeyle ilgilenir ve on numara yapar. Ama isterse. Yani ne demek isterse? Dediğim gibi şöyle bir durum var. O anladı. Seviyorum bir insanla çalışmayı. O insan da X kişisi, önemli değil kim oldu. Teslimiyet %100, çünkü benim gustoma güveniliyorsa. Mesela Demet o anlamda çok güvendiği insana çat diye gözünü kapatıp kendini teslim eder. O tarafı iyi. Sorun yaşadığın yani. Ama güvenmiyorsa da zevkin esnine. Yani senin sana başvurup da senin lafını dinlemeyen insanlar oluyor mu? Yok, bilirler beni. Ama sonuçları kötü olmaz. Yani hiç iş bıraktığın oldu mu? Demet, çünkü hani mesela o zaman Hande ile böyle bir inişli çıkışlı ilişkileri vardı. Hı hı. Ve ikisi barıştıktan sonra fotoğrafı çekmemi istediler. Dedim ki ne yapacağım ben? Hı. Kendi içimden. Şimdi iki tane Türkiye'nin yıldızı kadın. Ve şimdi ne olursa olsun bu bir araya geliyor. Büyük bir olay var. Dedim ki bir beyaz atlet, bir siyah atlet, bir de jean alın gelin. Ben evin duvara aldım, dayadım. Onun evinde çekmiştik. Hatırladım. Dedim ki dövün birbirinizi. Saçımızı beraber yollarken falan. Tabii. Olay çıkmıştı. O fotoğrafları birazdan göreceğiz. Hazırlıyorlarmış. Teşekkür ederiz bu arada. Emri Baki yaptık burada. Şeyi merak ettim. Yani sana, evet, sana danıştıkları zaman kesinlikle tabii ki senin mesleğine itibar ettikleri için geliyorlar. Oturabilir miyim? Artık. Hayır. Daha bitmedi değil mi? Biz senin dans etmeni seviyoruz orada sürekli. Böyle bir hareket halindesin. Bak bak. Hah, bu fotoğraf. Fotoğraflara i̇şte, gel. Bunlar Kemal'in duvarı. Çok eski bunlar, kaç sene? 2010 demedim mi? 2010 muydu bu? 2010. 11 falan olabilir. 2009 falan. 9 mu? Evet evet. Bence güzel. Gerçekten, çok iyiydik be. Gerçekten yani, hafiften çekti mi biraz? Hı? Hafiften çekti mi biraz? İyi gibi çekiştirdim. Ama şimdi bak, ameliyat olduğumda şey, arayanlardan biri. Ne araması, fırçayı ondan yiyorum. Bana niye söylemedin falan filan. Ya. Ne güzel ya. Bravo. Böyle, böyle bu. Medeniyet ben bu. De o geçmişteki tatlı hallerini resmetmek istemiştim o zaman. Ölümsüz. Ondan sonra bir daha zaten aradığı bir şey olmadı. Yok ama bir şey söyleyeceğim ya. Ne acayip abi, mesela havaalanında falan görüyorsun. Ay diyorsun, bununla aynı uçakta bineceğim falan filan. O böyle battaniyeleri falan böyle yapıyordu, uçak battaniyelerini. Ben yastıkları falan filan böyle. Ay bir de şimdi bu önüme oturacak falan. Bak, yeni nesil bilmez. Niye başladı bu abi, durum? Abi niye başladı? Evet, Sinan niye? Akçıl'ın yüzünden. En büyük yol. Onun yüzünden. Geçen geldiğinde anlatmıştım ya. Onun yüzünden çıkmıştı kavga. Yoksa biz birbirimizi şarkı gerçekten... Şarkı gibi bir şey miydi? Yok, hiç alakası yok. Peki. Başka bir şeydi. Peki. Hadi bizi geçin. Biz. Ne oluyor? Güçlere gelelim. Bak, Demet kalsın ekranda. Evet, bu evet, olay, tatlı olayın hikayesi. Peki Kemal'cim. O zaman senin anladığım kadarıyla bir Burcu Esmersoy'u çok geride bıraktığımızı Burcu düşündün. Burcu ve Çağla'nın çok geride kaldığını Gökçen'in düşünüyorum. Gökçen'in de çok yüksekte olduğunu düşündün. Gökçen'in çok yüksekte evet. olduğunu düşündüm. Onların notunu aldım. Nebahat Çehre ve Ajda Pekkan hak ettikleri yerlerdeler. Ardından hemen Çağla Burcu gibi sıralanabilir. Serenay yok mesela. Serenay neden yok? Eda, Serenay niye yok? Serenay yani kadın biliyorsun dünya markalarıyla çalışıyor. Evet. Gittiği zaman İtalya'da falan filan. Şimdi yani. Şimdi bir dakika şimdi yani Serenay. İlk Serenay. Akla gelir demiştik biraz önce, hatırlıyorsan. Evet, ama gelmemiş ilk, Eda'nın aklına. Evet. İlk üçte. Ay canım Eda'ya. İlk üçte olmalıydı evet, bence. Sıradaki nedir? Sıradakiler bu sefer tam tersi, rüküşlere bakıyoruz. Eyvah. Size göre tabii değil 10 mi? 10 rüküş. Yine Eda'nın kadın. Listesi mi bu? Evet o. 10'la başlayalım lütfen. 10 numara. Şevvalsam'ın Şevvalsam'a ettikleri. Kadın güzel, kadın çok güzel. Gözleri bir ömre bedel. Ne giyse %99.9 yakışacak ama o gidip gidip %0.1 buluyor. Giyilmemesi gereken ne kadar şey varsa giyiyor. Evet.
size numarası. Göre 10 numara en rüküşler. Yani bu rüküş... Doğru. Az rüküş demek oluyor. Bravo, öyle oluyor. Bir numara en size rüküş. Şika göre yakın. Tırnak şika içinde. Yakın oluyor. Yani çok ben evet tarzı aklımda yer etmeyen isimlerden. Kendisinin büyük hayranıyımdır. Ve fakat hani çok da ahım şahım değil, rüküş demem. Ama Kemal sen de kimseyi beğenmiyorsun aşkı tomama ya. Ne yapayım beğenecek şeyler giysinler ben de beğeneyim hayatım ne yapayım ya yani. Bunlar kötü mü mesela şu güzel. Şimdi bu moda yani bu taşlı tamam, şey. Güzel güzel bu da güzel bu da güzel ama genel stil sahibi. Ama zaten veya kadın böyle hani rakçı rüküş kafası ya. Hani. Ya şimdi. Aa, öyle ama bu rüküş yani. Mü değil onu söylemek kafa istiyorum. Kafa olarak hani o kadar anladım, böyle anladım. Rahat seviyor her zaman şık 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 değil. Hani kimisi vardır AVM'ye giderken bile aman şimdi beni çekerler tabii. Der. Ya ben şimdi bak ağzımı açtıracağım bir balıkçıya aç, gitmiştim aç. Bak seneler önce tamam mı? Etliye sütliye hiç kamera görünce böyle kahkaha takılan burnundan kıl aldırmayan tipler vardı böyle iki tane kadın. Artist. Aa bunlar gazeteciler biz de böyle karşılıklı onlar bir uçta ben bir uçta. Bakıyorum böyle. Abi aynanın karşısına geçtiler. Bir saat kendilerine baktılar. Dışarıda gazeteciler var ne yapacağız? Ama dışarıya çıktın. Ha, konuşmak istemiyorum. Çekmeyin. Ama bir saat yukarıda ben seni gördüm. Şapkanı takıyordun falan. Anladın mı? Kimisi vardır hiç umurunda değildir. AVM'ye evet. Gider. Ne yapacağım abi alışverişe gidiyorum zaten. Ama orada gazetecileri var ya. AVM'lerinde. Ama şimdi artık her yerde gazeteci var evet, ya. Evet nereye gidersen nereye işte gider? Umurda aa bak şuna. Meselesi. Bu şık. Şu ortadaki mi? Üff. Güzel. Ya of. Dediğim gibi ben rüküş listesine koymazdım. Ya 11 numara şık zaten o. Evet senin matematiğine göre öyle. Matematik buydu evet. Hani biz şu anda 11-12 gidiyoruz. Kime göre rüküş abi? Eda. Kime, işte bu kime göre? Göreceli. Canım. Anladın mı? Kime göre? Eda her gün listesi. Burada oturuyorsun dışarı çıkıyorsun. TV8'e göre. İtalya'ya gidiyorsun mu? Dergi karıştırıyorsun mu? Instagram'a bakıyorsun mu Eda? Eda'nın listesi. Ah Eda yaktın bizi Eda. Peki. Aa, o zaman en fikir değilsiniz. 9 numarayla devam edelim o zaman lütfen. Buyurun.